16 Mart'ı unutma, unuturma. Bugün 1978 yılında faşist çetelerin bombalı saldırısı sonucu hayatını kaybeden ve bedenen aramızdan ayrılan yoldaşlarımız için buradayız. Bedenen diyoruz çünkü devraldıkları ve bizlere bırakmış oldukları mücadele aynı ısrarla ve kararlılıkla sürüyor. 45 yıl önce Beyazıt'ta katledilen sıra arkadaşlarımızın öfkesi, 35 yıl önce Halepçe'de katledilen, Irak devletine itaat etmeyen Kürt halkının sesi olmak için buradayız. Katliamların hesabını sormak için yan yanayız. Katliamların faillerini yakından tanıyoruz. Çünkü aynı failler bugün de aramızda yaşamaktadırlar. Failler işçileri her ay iş cinayetlerinde katledenler, üniversiteleri geleceksizliğe sürükleyenler. 16 Mart davası bitmedi. Adaletin peşindeyiz. 1978'in 16 Mart günü saat 13.30, 13.20. Polis komiseri Reşat Altaylı'nın denetiminde bir polis ekibi tarafından dışarıya zorlanarak çıkarılan ilerici devrimci öğrenciler İstanbul Üniversitesi merkez binasından çıkışlarında güvenliklerini sağlayan polisleri 16 Mart günü bulamadılar. Okulun önünde biriken Beyazıt komünistlere mezar olacak, kahrolsun komünistler diye slogan atan faşistler dışında kimse yoktu. Hava kurşun gibi ağırdı. Öğrenciler ön kapıdan çıkıp sağ taraftaki eczacılık fakültesi ile okulları arasında yola yönelmişlerdi ki Zülküf İsot adlı Elazığlı bir faşist kahrolsun komünistler diye bağırarak öğrencilerin üzerine ilk bombayı atarken öğrencilerin üzerine eczacılık fakültesinin altındaki setten yayılım ateşi atılacak ve ölüm çığlıkları yükselecekti. Soykırım, katliam, işkence gibi insanlık suçlarında zaman aşımı olamayacağı biçimindeki insanlığın hukuki müktesep hakkına rağmen dava zaman aşımı ile bitirildi. 16 Mart davası bitmedi, adaletin peşindeyiz. Halepçe katliamını kınıyoruz. 16 Mart 1988'de Irak'ın kuzeyinde Halepçe Kürtlerine karşı düzenlenen soykırımda 5.000 Kürt öldürüldü. 10.000 Kürt yaralandı. Halepçe soykırımını kınıyoruz ve yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Beyazıt katliamında yaşamını yitiren devrimci öğrencilerin mücadelesini daima devamcısı olacağız. Bu meydanda yitirdiğimiz yoldaşlarımızın hesabını soracağız. Gençliğin öfkesini örgütlenmesinden ve deprem yaşandığı saat itibariyle örülen dayanışma pratiklerinden korkan saray rejimi depremi bahane ederek ilk olarak üniversitelerin kapısını kapattı. Üniversite öğrencilerini yurtlarından apar topar sokağa attı. Afet yönetimini krize çevirenler, halkı ölüme mahkum edenlerin iktidarını sürdürmek dışında hiçbir amaçları yok.